Falcon and Winter Soldier finaline videonun yayınlanması itibariyle sadece bir gün kalmışken hemen videoya bakanlara şunu sormak istiyorum. Finalden neler bekliyorsunuz ve kafanızda nasıl bir sezon finali var? Bir de tabii ki videoyu sonradan görenler. İstediklerinizin ne kadarını finalde bulabildiniz ve finalden memnun muydunuz? Bunları yorumlarda belirteceğinizi umarak çok da uzatmadan ana videoya giriyorum. Falcon and Winter Soldier'da neler olabilir ve Tabii ki de ben hani kişisel olarak neler bekliyorum veya istiyorum. İyi seyirler. Tabii ki bu noktada bekleyebileceğimiz hani en büyük en azından beklentiye girebileceğimiz kısım tabii ki de geleceğine emin olduğumuz bir final kavgası. Malum dizinin bu noktasında inanılmaz fazla taraf var ve bunların böyle WandaVision'daki gibi böyle büyük bir alanda kendi kısımlarına ayrılmış bir şekilde savaştığını görmek baya ilginç olabilir. Malum savaşabilecek bir sürü taraf var işte. Ee, ileride tekrar bahsedeceğiz ama işte John'un bir anda ortama girmesi ve yeniden hani şu an en azından Kaptan Amerika olmuş Sam'le kapışması olsun. İşte Bucky'nin sonradan kurtarmaya gelmesi ve işte genel olarak Flag Smasher'la kapışması olsun. Bir anda Batroc'un ortaya çıkıp böyle işte Sem'i öldüreceğim demesi falan. ilginç şeyler yaşanabilir öyle söyleyeyim en azından ve yani bilmiyorum çok böyle garip noktalara gidebiliriz gibi hissediyorum ve Büyük Savaş'ta tabii ki bayağı ilginç olacak. Aa, sen ve bakı tarafında aslında öyle fazla bir şey bekleyemeyeceğimizi söyleyebilirim. Çünkü zaten onlardan almamız gereken karakter gelişimini dizinin geçen bölümünde fazlasıyla aldık. Sen bu noktada artık hani tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla Kaptan Amerika olacak ve Bakı da artık en fazla ne yapabilir derseniz de yani Yuri ile gidebilir ve yani Yuri ile konuşabilir. Yuri ile konuştuğu zaman durumu ona açıklar ve hani işte yaptıklarından dolayı böyle bir pişmanlık duyduğunu belirtir. Özür diler. Yuri onu affeder ve derken hani işte iyi bir adama benziyorsun, iyisin, iyi olmaya devam eteni. Hani bu tarz böyle bir güzel bir konuşma yaşarız ve de artık böyle iyice tüm böyle sorunlarından kurtulur ve hani artık normal MCU hayatına devam edebilir. Yani o ikisi arasında güzel bir karakter gelişimi zaten gördük ve bunu da artık güzel bir finalle taçlandırırlar hatta bölümün sonunda da zaten artık bu partner muhabbetini tamamen geçerler. Artık hani iş ortağı falan demezler, arkadaş veya direkt olarak partner demeye başlayabilirler belki. Bunun dışında büyük kısımlara girmeden önce bir de flex ile alakalı çok az konuşabiliriz. Belki onların zaten hani bu noktada ee, dizi içinde harcanacağını, daha doğrusu harcanmak doğru kelime değil ama hani dizi içinde onların işinin biteceğini zaten bu noktada biliyoruz gibi duruyor. Malum hani Carly falan da öyle pek devam edebilecek karakterler değil. Carly büyük ihtimalle öldürülecek ama kim tarafından öldürülür hiçbir fikrim yok. Ee, ona bir şey söyleyemeyeceğim. Umarım John tarafından olur ve yani onun dışında ne söyleyebilirim bunlar hakkında bilmiyorum açıkçası. Flag Smasher'ın geleceği zaten pek parlak değil ve yani zaten hiç parlak değildi. Bu noktada zaten daha da şansları azaldı. Ama hazır John demişken John'dan devam edebiliriz aslında malum e, John şu noktada baya ilginç duruyor. Malum geçen bölümün sonunda kendi kalkanını yapmasından sonra ki her ne kadar kalkan baya e, Aksaray'dan çıkma 25 liralık çakma bir kalkanı andırsa da yani baya ilginç şeyler olacak gibi büyük ihtimalle yani zaten posterlerde de gördüğümüz kendi siyah kostümüyle gelecek. Üzerinde tabii ki herhangi bir şekilde Amerika'yı andırabilecek hiçbir şey olmayacak ve yani kendi büyük ihtimalle bayağı ilginç bir ortam yaratacak. Başlarda bizimkilerle çalışır mı bilmiyorum. Sadece Carly'i falan yenmek için. Yoksa direkt olarak hani kötü bir adam mı olur? Emin değilim. Aklımda bunu destekleyebilecek herhangi bir şey yok. Ama kendisinin çok güzel savaşlara gireceğine eminim. Ondan istediğim tek bir şey varsa. Bir, umarım öfkesini hiç kaybetmez. İki, biraz böyle o kalkanla o aksiyona girmeyi denemesi. Malum çünkü Vibranium olmadığı için o elindeki kalkanın normalde sekememesi lazım bir yerlerden. Yani o kalkanın eline nasıl geri dönebilir bilmiyorum. Çok ilginç sahneler yaratabilir. Hani kalkanı fırlatsa ve kalkan düşse yere böyle hani birine çarptıktan sonra ve sonra böyle bizimki lan kalkan geri dönmüyor dese böyle. Çok ilginç anlar yaşayabiliriz ve hani komik de olabilir ama komedi son bölümde ne kadar gerekir bilmiyorum. O yüzden ciddi bir kısma girersek de kalkanın parçalandığını görmek istiyorum. Ya Sam tarafından ya da Bucky tarafından o kalkanın böyle e, parçalarına ayrıldığını görmek istiyorum. Bucky direkt vibranyum koluyla o kalkanın içinden geçse ve böyle parçalara ayrılsa çok iyi olabilir. Veya Bucky işte Bucky diyorum e, Sam kendi kalkanıyla gelir ve kal kendi kalkanını fırlatır sonra John kendi kalkanını fırlatır. Havada çarpışırlar ve John'un kalkanı böyle e, kağıt gibi ikiye ayrılır. İnanılmaz havalı olur ve... Yani evet genel olarak e, aslında bölümden istediğim şey o havalı olması. MCU'nun geleceği için olan kısımlarda ise aslında iki konumuz daha var. Bunların ilki zaten belirgin olan Sharon kısmı. Malum Sharon yani olayları karıştırmak konusunda şu an bayağı yetenekli ve yani şu an geleceği düşünülürse yani kendisi büyük ihtimalle Power Broker'ın ta kendisi. Malum geçen hafta öyle bir muhabbet yapmıştık bölüm çıkmadan önce ve Bölümün içinde de Batroc'la falan konuştuğunu görmüştük. Kendisi büyük ihtimalle Power Broker ve MCU'nun geleceği konusunda da bilmiyorum. Belki o şekilde devam edebilir diziye ve eğer o şekilde devam ederse gayet ilginç kısımlar yaratabilir. ilginç hikaye noktaları oluşturabilir ve yani tabii ki bunları hepimiz görmeyi isteriz. Hani Şerine Erken her ne kadar çok umursadığım bir karakter olmasa da görmeyi sorun edeceğim bir karakter değil. Tabii ki eğer güzel kullanılır ve hikayesi güzel anlatılırsa. Ve tabii ki bu noktada dizinin bize verebildiği en büyük olay ise Kontessa Valentina Allegra de Fontaine veya della Fontaine bilmiyorum hatırlamıyorum bu kadarını söylediğime bile şükredin o yüzden e, kendisineyle devam edelim kendisi malum normal şartlarda e, Black Widow'da çok daha önceden çıkması gereken bir karakterdi ve normalde zamanında Hydra veya Leviathan olabilir demiştim malum Leviathan zaten e, MCU'da daha önce gözükmüş ve Sovyet Rusya tarafından ortaya çıkarılmış bir örgüt ve normalde tabii ki de bu noktada işte Valentina Allegra'ya Hydra diyenleri aslında çürütebilecek en büyük olay Leviathan'ın da Rus kaynaklı olması ve tabii ki eğer Black Widow'da karakter gözüküyorsa kendisinin Hydra ile alakalı olması çok saçma çünkü Hydra malum biliyorsunuz Alman. Leviathan ise direkt olarak Rus ve yani Valentina'nın bu noktada Leviathan'a bağlanacağını düşünmek pek de aslında saçma değildir herhalde. MCU'da Hydra'dansa Leviathan'ı görmeyi çok daha fazla isterim çünkü yani Hydra'yı zaten yeterince gördük ve Leviathan gibi zaten az gözükmüş ama MCU'da önceden var olan ve çok daha büyük bir gizem saklayan bu örgütü görebilmek çok daha iyi hissettirir herhalde. Hani her yani ne kadar çizgi romanları okumayanlar için hani Leviathan bu noktada fakirin Hydra'sı gibi hissettirecek olsa da yani Leviathan da bayağı havalı ya. Bayağı şey yapıyorlar hatta yani şu ana kadar yaptıklarını düşününce, Haydadan çok daha gizli çalışıyorlar. Haydadan çok daha etkili çalışıyorlar ve yani teknik olarak Haydadan bir tık daha iyiler sanki ya. Bilemedim. Hani tamam bir red skull'ları yok belki ama yani Levi'ın da havalı bayağı ve MCU'da görmek bayağı da güzel olur. Ama tabii ki yani Falcon and Winter Soldier gibi 6 bölümlük genel olarak MCU genişletmek için kullanılabilecek bir diziden de hani final hakkında en azından konuşabileceklerimiz de bu kadar. O yüzden şimdilik ben hafiften kaçıyorum. Tabii ki sizin beklentilerinizi de merak ediyorum ve eğer videoyu finalden sezon finalinden sonra gördüyseniz de aklınızdakilerin ne kadarını finalde bulabildiğiniz Bunları yorumlarda görebilmeyi umuyorum. Çünkü biliyorsunuz yorumları okuyorum ama o zamana kadar benden bu kadar. Soldan farklı videolara gidebilir ve sağdan da kanala abone olabilirsiniz deyip 3. E, aslında gitme zamanım geldi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.